Kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün sizinle birlikte çok güzel sarı farlı bir yaz makyajı yapacağız ve sarı farın günlük de çok rahat kullanabileceğine hepiniz ikna olmuş olacaksınız. Güneş kremimi sürerek başlıyorum makyaja. Fondöten olarak da yine Essence'in bu Insta Perfect fondötenini kullanıyorum. Yapısı ince olduğu için ve yüzümde yok hissi yarattığı için yazın da tercih ettiğim bir fondöten oluyor bu. Bu sefer L'Oreal'in bu ışıltılı bazıyla karıştırarak kullandım. Yüzüme uyguluyorum ve ıslak süngerle dağıtıyorum. Kapatıcı olarak da bu ikiliyi tercih ediyorum. Yazın çok fazla işte süngerle fırçayla bol bol uygulamaya girmiyorum ama kapatıcılığı olsun diye böyle parmağımla uyguluyorum genelde. Çünkü hem çizgilere dolmasını bir tık daha önlemiş oluyorum hem de çok fazla pudralamama gerek kalmıyor ve bu şekilde hafifçe günü kurtarabiliyorum. Şimdi gözlere geçiyorum. Elimde böyle renkli krem boyaların olduğu bir palet var. Buradan sarı rengini alıyorum ve gözlerime baz olarak uyguluyorum. Çok gerekli mi? Hayır değil ama siz de altta daha yapış yapış bir yapı olsun ve farı daha iyi tutsun isterseniz eğer elinizdeki sarı farla çok hafif kapatıcınızı karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Çünkü hem pigmentin hem de kalıcılığını bir tık daha artırmış olacaksınızdır. Daha sonra da sarı farımı alıyorum. Küçük bir karıştırma fırçasına ve göz kapaklarıma uygulamaya başlıyorum. Bunu adım adım pigmentini artıracak şekilde kat kat ve ince olarak uyguluyorum. Birden koymuyorum çok fazla dökülmemesi için. Çünkü bir tık dökülen bir palet. Böyle adım adım gittiğim zaman daha kolay ve elimde olmuş oluyor ayarlanması. Daha sonra buradaki belirgin ten rengi farı alıyorum. Bunu da geçiş için kullanacağım. Bunu sarıdan sonra uygulamamın amacı da bir tık daha böyle karışarak yayılması. Çünkü çok farklı renkler olarak dursun istemiyorum. Bunu daha geniş bir karıştırma fırçasına alıyorum ve kriz bölgesine dağıtarak uyguluyorum. Daha sonra sarı far uyguladığım fırçamı alıyorum ve üzerine far almadan yine kriz bölgesinin bir tık altına gelecek şekilde dağıtıyorum orayı. Daha sonra tekrar krem sarı farımı alıyorum ve göz kapağımın orta kısmına kriz bölgesine gelmeyecek şekilde uyguluyorum. Bunu dediğim gibi kapatıcınızla farı karıştırarak da yapabilirsiniz. Hem rengini de bir tık açmış olacaksınız ya da aydınlatmak için ışıltılı bir far da kullanabilirsiniz ama ben günlük kullanımda ışıltı ya da simi fazla bulduğum için bu şekilde uyguluyorum ki daha rahat edebileyim. Son olarak da sarı farı ince bir fırçaya alıyorum ve alt kirpik diplerime uyguluyorum. Ve göz pınarlarıma getirmeden yapıyorum bu uygulamayı.
Daha sonra bu Kiko'nun tekli farlarından 02 numarasını alıyorum. Bu fardan ziyade benim için tamamen bir highlighter. Hatta Merlu'nun muadili diyebilirim. Renk tonu inanılmaz benziyor ve yapısı da çok güzel. Bunu yine ince fırçaya alıyorum ve göz pınarlarıma ve bir tık da göz altıma getirecek şekilde uyguluyorum. Daha sonra da bir bütünlük sağlaması için kaş hatlarıma da geçiyorum bundan. Kaşlarımı yine doldurmayacağım. Elf'in bu şeffaf kaş maskarasını alıyorum ve yukarıya doğru sabitliyorum. Ve maskara adımına geçiyorum. Bu tarz renkli farlı makyajlarda günlük kullanıma uyarladığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli şey maskara bence. Çünkü çok fazla hacim ve yoğunluk veren bir maskara kullandığınızda makyajı bir tık daha ağırlaştıracaktır. Çok günlük bir şey kullanırsanız da bu sefer sönük kalacak kirpikleriniz. O yüzden bu tam seçim diyebilirim. Ten makyajımla devam ediyorum. Fenty'nin bu kontristiğini kullanacağım. Yine önce burnumu kontürleyerek başlıyorum. Yüzümü kontürlerken de gördüğünüz gibi böyle yanaklarımın altından değil de üstünden doğru uyguluyorum. Bunu bir süredir yapıyorum ve artık bu şekilde tercih ediyorum diyebiliriz. Sonra yine Neşita'nın bu küçük kapatıcı fırçasını alıyorum ve burun kontürümü dağıtıyorum. Daha sonra Neşita'nın bu 208 numaralı fırçasını alıyorum ve kontürümü dağıtıyorum. Daha sonra bir kat daha geçiyorum üzerinden aldık uygulamayacağım için. Kontürü böyle yukarıda yapmak yüzü daha yukarı taşıyor ve biraz daha sağlıklı gösteriyormuş gibi geldi bana. Ya tabii ki çok kontür yapıyorum sayılmaz, hatta hiç sayılmaz belki ama kesinlikle daha doğru bir uygulama olduğuna inanıyorum şu an. Daha sonra Fit Me'yi alıyorum ve bu iç tarafları bir tık daha aydınlık göstermek için çok az sürüyorum. Highlighter olarak da yine pastelimin bu krem highlighter'ını kullanacağım. Yazın çok fazla pudralı ürün tercih etmemeye çalışıyorum. Çünkü hem ağırlık yapıyor hem de gerçekten hani o mat görüntüyü bir tık daha yok etmek lazım diye düşünüyorum. Bunu da parmağıma alıyorum ve uyguladıktan sonra yine kontür yaptığım fırçamla dağıtıyorum. Sonra yine çil yapmaya geçiyorum. Tabii ki bu yapmanız gereken bir adım değil ama ben çok alıştım. O yüzden yaz boyu uygulayacağım sanırım bunu. Yine kaş fırçasını alıyorum. Kaş pomadını ve küçük küçük uyguluyorum. Sabitlemek için de Sephora'nın bu pudrasını alıyorum ve gözeneklerimin olduğu kısımlara yine nemli süngerimle hafifçe uyguluyorum. Ve dudaklara geçiyorum. Önce NYX'in bir nude beige bir kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Daha sonra bir kalem değişikliği yapacağız çünkü ruja tam olarak karar verememiştim ama nude bir ton ya da gloss tercih etmenizi öneriyorum tabii. Daha sonra bir tık daha kahve alt tonlu bir nude kaleme geçiyorum ve bunu da yine dudaklarıma daha geniş bir şekilde uyguluyorum. Ve siz makyajım bitti sanıyorsunuz ama ben bir ruj alıp tekrar geliyorum. Bunu yanaklarıma uygulayacağım çünkü bir tık renksizmiş gibi geldi suratım. Böyle hafifçe dokunduruyorum ve kontür yaptım fırçamı alıp dağıtıyorum.
Uyguladıktan sonra çok hafif nemli süngerimle üzerinden geçiyorum o fazlasını almak için. Daha sonra da kirpiklerimi kıvırıyorum son olarak. Bunu maskara kurduktan sonra yapıyorum ama eğer alışkın değilseniz yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü zarar verebilirsiniz kirpiklerinize. Bu adımı da bitirdikten sonra makyaj sabitleme spreyi sıkıyorum ve makyajımı bitiriyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sarı farı bu şekilde çok rahat kullanabilirsiniz günlük olarak da ki ben sarı farı da kendime yakıştırmıyordum ama bundan sonra çok çok beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum.